Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan öğretim görevlisi Ali Demircan ben. Bugün sizlere Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun tanıtımını yapacağım. Öncelikle tarihçemize baktığımızda Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Afyon Karahisar Kocatepe Üniversitesi'nin 92-93 eğitim öğretim yılında ilk olarak ön lisans eğitimine başlamıştır. Ardından Mayıs 2018'de Afyon Karahisar Kocatepe Üniversitesi'nden ayrılarak Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adı altında eğitim ve öğretim hizmetine devam etmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda toplamda 12 derslik, 2 amfi, 1 okuma salonu, 1 ortopedik protez atölyesi, 1 tıbbi laboratuvar, 1 diyaliz programı laboratuvarı, 1 yaşlı bakım laboratuvarı ve bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulu Müdürümüz ise Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimi Profesör Doktor Hasan Toktaş hocamızdır. Meslek Yüksekokulumuzda şu an tam olarak tam zamanlı görev yapan 4 doktor öğretim üyesi ve 32 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Ve bunlar tam zamanlı kendi kadromuzda bulunan hocalarımızdır. Baktığımızda sol tarafta görmüş olduğumuz yer bizim dersliklerimizin bulunduğu bina, sağ tarafta görmüş olduğumuz yerse akademik ve idari personellerimizin bulunmuş olduğu binayı görmekteyiz. Yine sol tarafta dersliklerimizden bir görüntüyü görüyoruz. Sağ tarafta ise özellikle yeşil alanlar içerisinde bulunan eğitim öğretim devam ettiği binalarımızın ortak alanını görmekteyiz. Peki aslında bu platformda buluşmamızın esas sebeplerinden birisi olan neden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu diye sorduğumuzda özellikle yetkin bir akademik personel kapasitesine sahip olmak. Çoğu üniversitede evet doçent, prof, doktor öğretim üyesi birçok hoca derse giriyor. Bizde de aynı şekilde birçok hocamız derse giriyor. Ama özellikle tam zamanlı kadrodaki öğretim üyesi ve öğretim görevlisi sayısının oldukça fazla olması ve yetkin olması tercih edilebilme sebeplerimizden birisi olarak karşımıza çıkıyor ve yeni bir üniversite olduğumuz için de her an gelişime açık bir üniversite olarak karşımıza çıkmaktayız. Özellikle Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz öğrencilerimizin staj imkanları açısından oldukça fayda sağlayan ve Türkiye'yi düşündüğümüzde Türkiye'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi konseptindeki 3 üniversiteden biri olmamız bizim en çok tercih edilme sebeplerimizden birisidir. Tabii ki bunların yanında üniversitemizdeki öğrenci kulüpleri, toplulukları ve üniversite içerisindeki sosyokültürel yaşam ve etkinlikler de öğrencilerimiz açısından çekici olarak kabul edilebilmektedir ve birçok Anadolu Üniversitesi'ndeki kampüslerle kıstas edildiğinde oldukça yeşil bir alana sahip olan kampüse sahibiz diye söyleyebiliriz. Ve Afyonkarahisar'ımızın tarihi bir yapıya sahip olması, özellikle konum olarak her yere ulaşılabilirlik açısından nokta bir konumda olması ve yaşanabilmek açısından da bakıldığında daha düşük maddi ücretlerle yaşamın kolay olduğu bir şehir olması tercih edilme sebeplerimizden birisi olarak karşımıza çıkar. Günümüzde aktif olarak öğrenci kabul eden programlarımıza baktığımızda şu an mevcutta 10 tane programımız var. Diyaliz, elektronörofizyoloji, fizyoterapi, ilk ve acil yardım, ortopedik protez, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi laboratuvar teknikleri. Bu NÖ ve İÖ olarak gördüğümüz şeylerse normal öğretim ve ikinci öğretim aynı anda öğrenci kabul eden programlarımız. Devamında tıbbi görüntüleme teknikleri, yaşlı bakım ve sağlık kurumları işletmeciliği. Günümüzde aktif olarak öğrenci alan programlarımız, biyomedikal cihaz teknolojisi henüz şu an aktif bir programımız değil. 2022-2023 eğitim öğretim yılında aktif hale gelecek ağız ve diş sağlığı, tıbbi ve aromatik bitkiler ile hasta bakım programlarımızsa ilk defa 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul edilecek programlarımızdır diye söyleriz. Baktığımızda biz zaten %100 doluluk oranıyla her zaman YKS kontenjanlarımızı dolduran bir üniversiteyiz ve genellikle de her programlarımızda 2 tane de okul birincisi kontenjanımız yer almaktadır ve TYT sınavındaki puanınız da bölümlerinize yerleştirme işlemleriniz gerçekleştirilmektedir. Geçen yıl yaklaşık olarak 900 öğrenci kontenjanına sahipken bu yıl yeni açılan programlarımızla da beraber 1000'i aşkın öğrenci kabul edeceğiz diye söyleriz.
Ve baktığımızda ilk olarak diyaliz programı. Zaten bu programlara biraz hızlı geçeceğim. Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, özellikle diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamasında çalışan hastalara nitelikli sağlık bakımı veren hemodiyaliz ve periton diyaliz ünitesiyle birlikte teknik konularda yeterli eğitim almış hasta ve yakınlarının diyaliz konusunda bilgilendirmesi aşamasında görev alacak sağlık teknikerleri yetiştiriliyor. Ve bu programı bitiren diyaliz teknikerleri resmi ve özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde uzman hekim gözetiminde çalışabiliyor. Ve DGS ile de hangi bölümlere geçiş yapabiliyor bu programı bitiren öğrencilerimiz diye baktığımızda acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet programlarında görev alabiliyor diye söyleriz. Elektronörofizyolojiye baktığımızda ise bu da özellikle merkezi sinir sistem bozuklukları sonucunda ortaya çıkan hastalıkların teşhisinde bazı nörofizyolojik yöntemler kullanılır. Bu nörofizyolojik yöntemlerin kullanılması sırasında uzman hekim denetiminde çalışan sağlık çalışanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve mezunlara elektronörofizyoloji teknikeri ünvanı verilmektedir. Bakıldığında nöroloji, kulak, burun, boğaz, psikiyatri, çocuk hastalıkları, göğüs hastalıkları, fizyoloji gibi alanlarda hekimlerin gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerinde elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilmektedirler diye söyleriz. Bakıldığında yine bu programda geçişte hangi bölümlere geçiş yapılabiliyor diye düşündüğümüzde acil yardım ve afet yönetimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve sağlık yönetim programlarına geçişler yapılabilmektedir. Fizyoterapi programı ise özellikle doğuştan ve sonradan herhangi bir nedenle fiziksel engeli olmuş bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve bireyin yaşam kalitesini artırmak amacıyla fizik tedavi uygulamalarını fizik tedavi hekimi ve fizyoterapist denetiminde yapan sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir. Fizyoterapi bölümünden mezun olan kişiler fizyoterapi teknikeri ya da fizik tedavi teknikeri ünvanını almaktadırlar ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, spor ve sağlık merkezlerinde, spor kulüplerinde, huzur evlerinde, kaplıca ve termal tesislerde, özellikle de yine üniversitemiz termal ve kaplıca bölgesinde bulunduğu için birçok üniversitenin fizyoterapi programından farklı olarak yoğun bir şekilde hidroterapi ve banyoterapi eğitimi almaktadırlar diye söyleyebiliriz. Baktığımızda dikey geçiş sınavıyla hangi bölümlere geçiş yapılabilmektedir diye bakacak olursak da acil yardım ve afet yönetimi, ergoterapi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik ve sağlık yönetimi programlarına geçiş yapılabilmektedir. Tabii ki bu dikey geçiş sınavıyla geçiş yapılabilir programları 2020 yılı verilerine göre buraya entegre ettik. 2021 kılavuzu henüz hazır değil. Belki bu programlarda eklemeler ya da çıkarmalar olabilmektedir diye de söylememiz gerekir. İlk ve acil yardım programı ise özellikle hastane öncesi acil hizmetlerin profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale imkanları sağlayabilecek yardımcı sağlık personelleri yetiştirilmektedir. Bu programı bitiren mezunlarımıza da ilk ve acil yardım teknikeri ünvanı verilmektedir. Özel sektörde ve kamu ambulanslarında, hastanelerde görev yapabilmektedirler. 112 acil çağrı merkezlerinde de yine, ambulans helikopterlerde de yine görev yapabilmektedirler. Dikey geçiş sınavıyla da acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. Ortopedik protez ve ortez programına baktığımızda ise özellikle organ kaybı durumunda yapay organların yani protezlerin ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazlar. Bunlar özellikle kişiye özel yapılmış ortezler olabilir. Bunların yapımı konusunda çalışacak sağlık personelleri yetiştirilmektedir ve mezunlarımız ortopedik protez ve ortez teknikeri ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Ortopedik protez ve ortez mezunları protez ortez atölyesi ya da ünitesi bulunan hastanelerde, özel atölyelerde ve medikal malzeme satan firmalarda çalışabilmektedirler. Aynı zamanda kendi iş yerlerinde açabilmektedirler diye söyleriz. Dikey geçiş sınavıyla da acil yardım ve afet yönetimi, biyomedikal mühendisliği, ergoterapi, fizyoterapi, ortez ve protez ve sağlık yönetimi bölümlerine geçiş yapılabilmektedir.
Sağlık kurumları işletmeciliğine baktığımızda ise özellikle sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması için personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, araç gereç satın alınması, çalışmaların planlanması ve etkin bir biçimde yürütülebilmesi üzerine eğitim verilmektedir. Bu programda sağlık kurumları işletmecisi unvanıyla mezun olunmaktadır ve mezunlarımız kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, çeşitli kurumların ilgili birimlerinde, sağlıkla ilgili kurumların, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve araştırma merkezlerinde oldukça fazla alanda çalışabilmektedirler. Dikey geçiş sınavıyla da acil yardım ve afet yönetimi, işletme, sağlık yönetimi, sosyal hizmet ve uluslararası işletme yönetim programlarına geçiş yapılabilmektedir. Bir dokümantasyon ve sekreterlik programına baktığımızda ise bu programda özellikle sağlık kuruluşlarında sekreterye yürütebilen, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen, bu dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen, arşivi düzenleyebilen, geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleriyle hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin paydaşlarıyla yazılı ve sözlü iletişimi sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirilebilmektedir. Tıbbi sekreter unvanı alınmaktadır bu programdan mezun olunduğunda. Yine kamu ve özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı idari kadrolarda, toplum sağlığı merkezlerinde, ilaç firmalarında, görüntüleme merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı hastane ve merkezlerinde, görüntüleme merkezlerinde, poliklinik, klinik, tıp merkezi, sağlık sigorta kurumları, toplum sağlığı merkezleri, laboratuvarlar gibi birçok sağlıkla bağdaştırılabilecek alanda çalışabilmektedirler. Dikey geçiş sınavıyla da işletme, uluslararası işletme yönetimi ve sağlık yönetimi programlarına geçiş yapılabilmektedir. Bir görüntüleme teknikleri programına baktığımızda ise özellikle iyonizan ve non-iyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, fluoroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanma, hazır hale getirebilme ve cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirilmektedir. Yine diğer programlarımızda da olduğu gibi buradaki programdaki öğrencilerimiz, sadece bu program olarak düşünmeyelim, bütün programlarımızdaki öğrencilerimiz, üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, hastanemizde staj imkanlarıyla yani uygulamalı eğitimini gerçekleştirmektedir diye söyleriz. Ve baktığımızda mezunlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, özel görüntüleme ve merkezlerinde ve polikliniklerde iş imkanı bulabilmektedir. Dikey geçiş sınavıyla da acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik ve sağlık yönetimi programlarına geçiş yapılabilmektedir. Tıbbi laboratuvar teknikleri programındaysa bu programda da hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, hastalıkların tanı ve tedavisi için hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizin yapılması ile ilgili sağlık personeli yetiştirilmektedir ve tıbbi laboratuvar teknikleri unvanıyla mezun olan mezunlarımız hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzıssıha enstitülerinde, gıda sanayi işletmelerinde, tıp alanında özellikle araştırma ve geliştirme yapan kurumlarda ve buna benzer kuruluşlarda çalışabilmektedirler diye söyleriz. DGS ile de biyoloji, biyomühendislik, biyoteknoloji, genetik ve biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik, hemşirelik, sağlık yönetimi, acil yardım ve afet yönetimi gibi bölümlere geçiş yapılabilmektedir. Yaşlı bakım programı, yaşlı bakım programındaysa özellikle yaşlı nüfusa bir hizmet vardır. Bu yaşlı nüfusun fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen, eksik olunan, gereksinim duyulan ihtiyaçlarını giderebilmek açısından bakım işlerini yerine getiren, bakım işlerine yaşlı aile ve toplumun katılımını sağlayan, evde veya kurumları da yaşlı bakımı, eğitimi ve ilgili kurumların yönetimi alanlarında hizmet verebilecek yaşlı bakım teknikerleri yetiştirilmektedir.
Mezunlarımız yine burada yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü kamu kurumlarında, belediyelerde, sivil toplum kuruluşlarında, özel sektördeki huzur evlerinde, yaşlı bakım evlerinde, sağlık kurumlarında, özellikle yaşlılara yönelik olan birimlerde, evde bakım hizmeti sağlayan birimlerde çalışabilmektedirler. Dikey geçiş sınavıyla da acil yardım ve afet yönetimi, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, sağlık yönetimi, gerontoloji, sosyal hizmet gibi bölümlere geçiş yapılabilmektedir. Ağız ve diş sağlığı programı ilk defa açılacak programlardan birisi meslek yüksekokulumuz bünyesinde. Özellikle bunlarda kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesinde uygulanan hareketli ya da sabit diş ve çene laboratuvar çalışmalarının yapılmasında diş hekimine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanımının hazır hale tutulmasını sağlayan, sağlık teknikerlerini yetiştiren bir ön lisans programıdır ağız ve diş sağlığı programı. Özellikle buradan mezun olan öğrencilerimiz ağız ve diş sağlığı teknikeri unvanını almaktadır. Peki mezunlar nerelerde çalışmaktadır diye bakacak olursak da devlet hastanelerinde, diş hastanelerinde, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında yer alan diş protez laboratuvarlarında ya da özel kesime ait olan diş protez laboratuvarlarında istihdam edilmektedirler diye söyleriz. Dikey geçişte de acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik, sağlık yönetimi, sosyal hizmet gibi bölümlere geçiş yapılabilmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler programı özellikle rektörümüzün de açılmasını çok istediği programlardan birisi. Yine ilk defa üniversitemizde, yüksekokulumuzda açılacak programlardan birisi. Bu programda da gıda, ilaç, kozmetik ve boya endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi ve aromatik bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, özellikle kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri temin edilmesi, üretimleri, kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personel yetiştirilmektedir. Ve mezun olanlara da tıbbi ve aromatik bitki teknikeri unvanı verilmektedir. Peki mezunlar nerelerde çalışmaktadır diye baktığımızda ise Tarım Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, ilaç fabrikalarında, eczanelerde, kozmetik sanayisi ve benzeri gibi işletmelerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda bu programdan mezun olan bireyler tıbbi bitki alanında kendi kurumlarını, işletmelerini de kurabilmektedir. Ve bizim üniversitemizin tıbbi ve aromatik bitkiler Ar-Ge Ormanı bulunmakta. Ve bu tıbbi aromatik bitkiler Ar-Ge Ormanı sayesinde yine tabii ki bu programda okuyan öğrencilerimizin de staj imkanı sağlayacak, uygulamalı eğitiminle kaliteyi artırabilmek açısından fayda göreceği bir ormanımızda bulunmaktadır diye söyleriz. Bitki geçiş sınavıyla da bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknoloji, kimya ve tarla bitkileri bölümlerine geçiş yapılabilmektedir. Hasta bakım programı en son programımız, 13. programımız ve bu da yine yeni açılacak programlarımızdan birisi. Hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, hasta odasını düzenleyebilen, hastayı yataktan kaldırabilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanı yetiştirilmektedir. Mezunlar hasta bakım teknikleri unvanıyla mezun olmaktadır. Resmi ve özel hastanelerde, hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü sosyal hizmet ve çocuk sitelerinde, belediyelerde, sivil toplum kuruluşlarında, huzur evlerinde, yaşlı bakım evlerinde ve evde hasta bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarında ve kurumlarında çalışabilmektedir mezunlarımız. Yine üniversitemizin hem yaşlı bakım programı, hem fizyoterapi programı, hem de hasta bakım programının katkı sağlayacak bir bakım merkezimiz ve hastane konuk evimiz bulunmaktadır. Bu da öğrencilerimizin uygulama eğitimi açısından yine avantaj sağlayan bir alanımız olarak karşımıza çıkmaktadır. Dikey geçiş sınavıyla da acil yardım ve afet yönetimi, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, gerontoloji, hemşirelik, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet gibi bölümlere geçiş yapılabilmektedir. Son olarak biz nerede bulunuyoruz? Biz Afyon Kırahisar Merkez'de üniversitemizin ana kampüsü olan Zafer Sağlık Külliyesi içerisinde yer almaktayız.
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak. Telefon numaramız, faksımız ve e-mailimiz özellikle ashmyo@afsu.edu.tr adresinden 7/24 bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bekliyoruz.